Dinojays kanalından herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün bir tamirciye geldim. Arabamda ufak bir arıza var. Frenlerinde bir problem var. Onu yaptırmaya geldim ve Amerika'da bu işler nasıl yürüyor? Bununla ilgili sizlere bir vlog çekmeyi düşündüm. Arabam 2005 Toyota Camry LE. 165 bin mailde şu anda benim araba. Bu üçüncü kez aynı arızayı verdi. Her 4 ayda bir böyle frenlerde bir boşalma, işte el frenini çekerken bir gevşeme oluyor. Bu da seyir halindeyken tabii ki ister istemez bir problem yaratıyor bana. Ben de bir ustaya geldim. Şimdi o ustayla bir sizi tanıştırayım. Hem kendisini tanısın. İlginçtir. Ben Florida'nın Orlando bölgesindeyim. Hani New York, New Jersey, California olsa tamam, hani Türk ustaları bulma şansımız var ama Orlando'da çok nadir. Ben de şu anda Nuri Usta'nın yanına geldim. Hem arabamla ilgili sizlere sıkıntımı kendisine soracağım, o da bize anlatacak. Hem de bakalım Nuri Usta kimdir, bir hep beraber öğrenelim. Şimdi videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Semeron caddesine yakın Winter Park bölgesindeyim. Ve şu anda ustamız çalışmaya devam ediyor. Nuri ustam, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar, arabamda frende sıkıntı var. Şu anda usta, zaten seni tanıyacağız biraz sonra, sen anlatacaksın kendini de. Şu anda benim arabamdaki sıkıntı ne? Onu bir öğrenebilir miyiz? Şu anda senin arabanın sıkıntısı, arabanın fren ayarlarının bozuk olması. El freninin çok yukarıdan kavramasının sebebi de bu arka fren ayarlarının düşmesinden dolayı. İşte bunun ayarını yapıyorlar. Sonra burada ayarının neden düştüğünü biraz yüksek ses alabilir miyiz ustam? Kontrol etmeden, neden düşük olduğunu kontrol etmeden tekrar ayar yapıp takıyorlar. Ve tekrar o arıza çıkıyor. Yükseliyor, evet. Ben evet iki kere bir Brezilyalı ustada yaptırdım. Bir tane de Haitili ustada yaptırdım. Ve dediğin gibi bunun sıkıntısı oldu. Yani her 4 ayda bir bu problemi yaşıyorum. Yani araç bir yılda ortalama 10.000 ile 15.000 mail yapmasına rağmen, düşük mail yapıyorum çünkü fazla kullanmıyorum aracı. Buna rağmen bu sıkıntının devamlı sık sık çıkması demek ki ustaların bu tür ayarlarının yapmamasından kaynaklanıyor. Şimdi ayarları yapacağız. Sadece arkalardan mı yapıyoruz? Arkalarda, kampanalı frenlerde arkalarda ayar olur. Hı hı. Genelde diskli arabaların genelinde olmaz. Hı hı. Buradan ayarını yapıyoruz. Sonra bunların sabitlenmesini sağlayacağız. Sabitlenmezse yine 3 ay sonra, 4 ay sonra tekrar gelmek zorunda kalacak. Peki bunu sabitlemek için herhangi bir uygulama yapıyor musunuz? Nasıl bir uygulama gerçekleştiriyorsun? Onun normalde kilitleri var. Kilitleri gevşiyor ya da bozuluyor. Onun için onu sağlamlaştırmamız gerekiyor. Sonra sağlamlaştırdıktan sonra tekrar bir daha uzun bir süre olmayacak. Anladım. Tekrar düşecek balatan bittikçe ama yakın zamanda olmayacak. Şu anda balatalarım iyi, doğru mudur? Balatalarım iyi, güzel balatalarım. Tamam, ayarlarını yaptık. Şimdi kilitlemelerini yapacağız. Anladım. Peki Nuri Usta, senden bahsedelim. Nuri Usta kimdir? Amerika'ya ne zaman geldin? Hangi şartlarda geldin? Ha, ben seni tanıyorum. Ankara'da olduğunu biliyorum. Yıllarca Ankara'da bu işin ustalığını yaptın. Hem çekirdekten yetişme hem de bu işin eğitimini almış ustalardan birisin. Bir senden bahsedelim usta. Ben buraya bir yıl oldu. Bir yılı işte 16-17 ay oldu geleli. Green Guard'la geldim. Green Guard'ımız vardı. Öyle geldik. Ailece geldik biz buraya. Uzun bir süre buradayız. İşte kızımızın, bir tane kızımız var. Kızımızın okulu bitene kadar buradayız. Sonra da Allah kerim, ne yaparız bilmiyorum. Hayırlısı diyorsun. Yani işte buraya geldik. Burada tabii ki hiç bilmediğimiz bir yer, hiç bilmediğimiz bir kültür. Onun için bayağı bir sıkıntılar çekiyor her insan, her insanın ilk geldiği günkü gibi çekiyor. Yani. Tabii ben kendim şahsen 20 ülke gezdim ama Amerika
Farklı bir kıta, farklı bir kültür ve dünyanın her nüfusundan bir insan var. Şimdi dil problemi yaşıyoruz. Yani anladığımız halde bazen işte örnek veriyorum, Haitililerin yarı Fransızca yarı İngilizcesi konuşurken anlamadığımızdan, işte biraz önce gelen Latino arkadaşın ne dediğini doğru düzgün anlamadan konuşmaları. Tabii dediğimiz gibi farklı bir kültür olunca biraz maalesef bunların sıkıntısını yaşıyoruz burada. Haitili ve Jamaikalı'nın İngilizcesini translate bile çeviremiyor. Ben nasıl anlayacağım bu kadar İngilizceyi? Evet, evet. Zaten... Yani bizim birçok Türk arkadaşlarımız bunun sıkıntısını yaşıyordur. Zaten İspanikler, burada Latino kökenli olan insanlar, İngilizce bilmelerine rağmen konuşmamayı tercih ediyorlar. Zaten buranın ikinci ana dili İspanyolca. Zaten onların çoğu da İngilizce bilmiyor. İspanyolların çoğu bilmiyor zaten. Ya bilenler de konuşmuyor yani. Bilenler de konuşmuyor. Ben çünkü çok karşılaştım bunlarla. Peki usta, yani Türkiye'de dükkanını bırakıp buraya gelmek... Biraz önce dediğimiz gibi yani farklı bir kültür, farklı bir kıta. Tabii ki zor olduğunu biz de biliyoruz. Hani green card'ını aldın geldin ama özlüyor musun memleketi ya? Ankara'yı özlüyor musun? Bir yıl oldu. Gerçi yenisin sen ama. Neydi, bir laf vardı ya, işte bülbüle demişler ya, ille de vatan, ille de vatan. Yani, vatan gibisi var mı ya? Vatan her zaman vatandır yani. Oradaki kültür, oradaki arkadaşlık çevresi. Burada bulamıyorsun. Başka burada öyle değil yani. Burada her şeye paraya dökmüşler. Saatin, saniyen, her şeyin para. Adam muhabbet bile etmiyor yani. Düşünüyor. Ya. Bir de burada zaten konuştuğum bir şey yanlış anlaşılabiliyor. Senin gibi, Türkiye'deki gibi kültür yok işte. Arkadaşlık zaten yok. Yani... Komşuluk yok. Arkadaşın bir bakmışsın bir para konusunda, senin çok samimi olduğun arkadaşın bir bakmışsın seni yarı yolda bırakmış. Burada çok görünen bir şey. Yani dediğimiz gibi kültürümüzün kesini burada zor yaşıyoruz. Nasıl diyebilirim yani, Türkler olarak biraz işte kullanmayı çok seviyoruz galiba. Türkler olarak. Işte, evet, Türklerimizin öyle handikapları var. Türkleri askeri, evet. Askerlik gibi, askerliğini yapanlar bilir. Gidince bir üstteki, önden önce giden ondan kıdemliymiş gibi davranır ya. Burada da öyle bir durum var. Ama eskiden öyle değildi Amerika'da. Ben biliyorum, burada yaşayan müşterilerim falan vardı ve hep tavsiye ederlerdi git git diye, ama tabii ki önce gelmek lazımmış. Biz geç kalmışız buraya gelmeye. Önceki dostluklar, Amerika'daki dostluklar yok yani. Eskiden Avrupa Amerika'dan kötüymüş, şimdi Avrupa da aynı Amerika'daki insanlar gibi olmaya başlamış. Doğru. Diyor. Doğru, doğru. Eski tanıdığım insanlar. Ya bir de zaten burada şu anda bu videoyu izleyen Amerika'da bulunan birçok arkadaşlarımız da burada kazık yemediği olmamıştır. Yani %100 birisi bir Türk'ten bir kazık yemiştir. Maalesef öyle de sıkıntılar var burada. Ben de yedim. Yani ben de yaşadım bunların sıkıntısını. Ama işte böyle Nuri Usta gibi kültürüne sahip olmuş, işte işinde... kendi hayatını yaşayan dostlarımızdan zaten zarar gelmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Peki usta, şimdi senin elinde bir bileziğin var, buraya geldin. Yıllarca Türkiye'de Renault firmasının işlerini yaptın. Hani elinde bir bileziğin var. Senin meslektaşın, gelecek olan bir arkadaşlara tavsiyen ne olur? Vallahi benim meslektaşım buraya gelirse zaten... Çok da birine güvenip gelmesin. Kendine güveniyorsa gelsin. Burada birine güveniyorsa zaten gelmesin. Buradaki güvendiği kişi ona çok farklı şeyler yapabilir yani. Davranabilir ya da. Yani birine güvenip gelmesin. Gelecekse buraya. Kendine güvenip gelsin. Zaten bileziği var. Bilezik olduktan sonra dünyanın her tarafında bizim meslekte aç kalmaz. Yani geçerli bir mesleğimiz var. Ben burada bir müddet işsiz kaldım, sıfır İngilizceyle geldim, hiç İngilizcem yoktu ve ondan dolayı bir 3-4 ay farklı işler yaptım. Farklı işler dediğimde bu Amerika'ya gelen herkesin yaptığı gibi yemek dağıttım. DoorDash, Uber gibi. Onları yaptık, sonradan da işte başladık kendi işimize, devam ettik. Şimdi çok şükür yavaş yavaş ilerliyoruz. İşte 6 ay, 1 sene sonra da kendi
ve tek başıma ait bir dükkan olmasını istiyorum. İnşallah. Da şu anda ortak çalışıyorum. Ortağın da Çinli. Çinli değil miydi? Taylandlı. Birisi Taylandlı, birisi Tayvanlı. Yine farklı bir kültür. Başka bir kıtadan insanlar. Asya sonuçta kültür artı işte tabii ki Çin. Taraf olduğu için yemekli falan çoğunlukla Çin. Ağırlıkla müşterimiz Çin. Onun için yemekler falan geçen bir çorba içtik, yosun çorbası. Tabii Amerika'ya geldiğin zaman bu tür şeyler yaşayacaksın. Yani dünyanın her tarafından insan olduğu için yemekleri, kültürlerini görüyorsunuz. Faydalıymış. İnsan ödem attırıyor ve Allah Allah. Saçlar da, saçı sakalı da geç beyazlatıyor. Şöyle bir özelliği. Vallahi benim beyazlasın da dökülmesin usta, benim döküldüğü için. Vallahi bilmiyorum. Hayvanlı arkadaş öyle söyleyecek. Yani o da şey... İşte geçen gün işte deniz anası yiyelim dedi. Deniz anasını ben yemem dedim, işte her şeyi yiyorlar yani. Ya yemedikleri doğru söylüyorsun yani. Her şeyi yiyorlar. Artık ikram etmeyi kestim ona, ben ona ikram edersem o tabii ki o da bana ikram etmek zorunda istediyor kendini. Bu sefer ben de yemek zorundayım. Onun için ikram etmiyorum artık. Doğrudur. O zaman ne diyoruz? Buraya gelecek olan, senin meslektaşın olan arkadaşların bir, kesinlikle bu dili bilmeleri lazım. Yani az buçuk da olsa konuşmalarında fayda var. İki de bu bilezik zaten dün, yani araba tamirciliğini yapan bir kardeşimizin, bir arkadaşımızın dünya neresine giderse gitsin bu mesleği sürdürebileceğini söylüyorsun. Ama tabii dediğin gibi kendilerine güvenmeleri lazım. Başkalarının güvencesi altında geldiği zaman eninde sonunda bir sıkıntı yaşar diye söyledim. Zaten bunları da sen zamanında yaşadın. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Benim meslektaşım olarak şöyle diyebilirim. Mesela kaporta boya önemli bir meslek dalı. Kaporta boya olarak. Zaten onların özellikle mesela göçük düzeltme olayı güzel bir şey. Artı boya, burada doğru düzgün bir boyacı yok. Yani güzel bir boya atan bir insana ben rastlamadım. Attıkları boyayı gördüm. Çok lalet bir boya atıyorlar. Artı kaporta kısmına gelince, kaporta da zaten kaynak. Burada sonradan okuldan gördükleri için kaynak olayı da çok düzgün bir kaynak yaptıklarını görmedim. Ama mekanik olaya gelince, mekanik de tabii ki bilgisayarı bilmeyen ya da yorumlamasını bilmeyen insan burada biraz daha çok zorlanır. Sadece kurum mekanik olarak gelmek burada sıkıntılı. Burada biraz bilgisayar okuyacaksın, biraz işte diagnostik yapabileceksin. Yapamıyorsan işte orada biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Tabii Türkiye'de olmayan araçlar da mesela burada var. Yani ben çok gördüm, o modellerin birçoğu Türkiye'de yok. Burada önemli değil. Burada sadece seçenek, motor seçenekleri farklı. Motor işte silindir olarak farklı. Biz orada mesela normalde 8 silindir araba çok nadirdir bizim Ankara gibi bir yerde. Çünkü benzin pahalı olduğu için maalesef çoğunlukla ekonomik olan arabalar tercih ediliyor. Artı dizel çok. Burada dizel yok. Mesela biz burada, ben Renault diyorum. Renault'u tanıyan yok. Fransız arabası zaten Amerika'ya hiç girememiş. Hiç yok. Fransız arabası yok. Ama Nissan var. Nissan da Renault'u tanımıyor. İlginç bir şey. Üzerinde Türkiye'de dizel motorlar, benzinli motor da var galiba da, dizel motorlar var. Ama buradaki motorlar hep Mercedes'in kendi motorları var. Hiç Renault motoru görmedim. Çünkü dizel yok. Hep benzinli. Benzin ucuz. Evet. Benzin ucuz olunca dizele çok rağbet yok. Dizel almıyorlar çünkü hem dizel benzinden daha fazla pahalı ve artı işçiliği ve parçası çok pahalı. Ve dizelden almayan da çok yok. Nadir, azdır yani. Doğru. Mesela biraz önce boyadan bahsetti ya Nuri Usta. Mesela benim arabanın, şöyle göstereyim, arka tarafında işte zamanında kaza olmuş, işte bu tür hasarlar var, ezikler falan var. Şimdi hatta o gün geçen cumartesi biz Nuri Usta ile buluştuk. Muhabbet ederken de dedim ki usta, arka tampon, ön tampon, bagaj şimdi yukarıda olduğu için göremiyorsunuz. Bir de tavanda boya ihtiyacı var. Tavan mesela buradan gerçi görünmüyor ama tavanda işte güneşten dolayı bazı izler olmuş. İşte hepsinin toplam 450 ile 700 dolar arası bir fiyat aldım. Nuri Usta dedi ki kesinlikle yaptırma. Nedeni ise arkadaşlar, Amerika'da aracın en çok bakılan şeyi bir mile, yani yaptığı kaç kilometresi, iki yaşı. Hani arabada tabii büyük bir hasar varsa, şimdi bu tamponun yarısından çoğu yoksa tabii ki fiyatı düşüyor, ama bu tür böyle ufak tefek şeylere kesinlikle burada bakmıyorlar arkadaşlar. Onu doğru mudur ustam? Arabanın yürümesi. Yani ona da bakıyorlar. Tabii ki şimdi adam bir
araba alacaksan ona da bakıyor ama önemli olan yürümesi yani. Şimdi ben bu arabanın... Bu araba seninse bu şekilde kullanmada bir sakınca yok. Çünkü senin ihtiyacını görüyor bu araba ve sen bu arabadan ne de para kazanabiliyorsun. Ama sen tamponun kötüymüş, ona ne trafikte bir şey derler. Tabii tabii yani. Bir şey söyler. Ben buraya geldiğimde bizim, ben de Türkiye'deki arabalarımda da hani bende bir hastalık değil. Bir boya varsa hemen o boyayı yaptırdım ya da pasta atılacaksa ben pasta yatardım. Arabada bir eksik varsa ben yapardım. Burada şimdi araba insin, bagajı açayım arkadaşlar. Arabanın bagajında yok yok. Bütün temizlik malzemeleri, zımpara makinaları falan vesaire. Aldık onları zamanında böyle hevesle. Ama burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani ben Nuri Usta ile konuştuktan sonra benim arabanın piyasası 4000-4500 civarı. Şimdi bu boyayı yaptırdığımız zaman, 1000 dolarlık bir boya yaptığımız zaman bunu satarken sana bir kârı olmuyor. Çünkü miline bakıyor. Eğer milin düşükse, modelin düşükse adam ilk önce ona bakıyor. Tabii ki yani mesela şu bir problem. Evet doğru ama hani arabanın yürüyüşünde bir sıkıntı yaratmıyor bu. En önemlisi o. Şimdi gelip de şurada Allah korusun bir kaza yapıp da şurada bir problem olsaydı zaten bunu yaptırmak zorundasın. Araba yürümez. Yürümediği zaman da fiyatı otomatikmen çok çok düşüyor. Sen, yani, sen 450 dolara yaptıracağın boya bence hiç yaptırma. Daha iyi yani. Bu şey, bu hale daha güzel bence. Yaptırdığım 450 dolarlık boya nasıl olur onu da bilmiyorum. Ya evet bir de o var yani. Çok orijinalini de bozuyorsunuz. Yok orijinalini boş ver. İğrenç bir boya yapıyorlar. Boyayı tutturamıyorlar. Boya aynı. Sen gidip kendi bir tane fırçayla boyasan. Daha mantıklı. Daha güzel. Ben öyle düşünüyorum yani. Anladım. Boyacı yok. O zaman arkadaşlar işlemleri bitiriyoruz. Ondan sonra Nur Usta ile muhabbetimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar işlemler bitti. Şu anda Nur Usta testimizi yapıyor. Biraz araba kirli, kusura bakmayın böyle çöp kutusu falan. Çünkü burada sokağa falan bir şey atamıyorsunuz. Ben de mecburen çöp tenekesi kullanıyorum. Ne yaptık şu anda arabaya? Arka fren ayarlarını yaptık şu anda. Kampanalar, arkalar kampana olduğu için, diks olmadığı için arka fren ayarlarını yaptık. Fren düşmesini önledik. Şu anda testini yapıyoruz. Hı hı. Ama amatörlerin berbat. Biz niye ilgilenmeyelim tabii ki. Şu anda ışık da ters ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz bir de. Evet. Dediğim gibi Nuri Usta şu anda Winter Park bölgesinde, Orlando'da. Gelip görmek isteyenler, aracını göstermek isteyenler Nuri Usta'ya gösterebilirler. Peki usta yürüyüşü nasıl? Kalkışı, gidişi, aracın? Kalkışı, gidişi iyi de yürüyüşü çok kötü. Yani yürürken sıkıntı ama koşarken iyi diyorsun ha? Amatörlerin gidiş lastiğin iyi değil. Evet, lastikler, ön lastikler kötü, arka lastikleri değiştirmemiz lazım. Amatörün değişmesi lazım. 4 tane amisörün değişmesi lazım. Tamam. Amisörlerin çok berbat. Hı hı. Bir an önce değiştirmeni tavsiye ediyorum yani. Tamam. Onlara en yakın zamanda gelirim. Senden bir randevu alırım. Müsait olduğum bir zaman gelir değiştiririz amisörlere. Ama yürüyüşünde falan? Ama işte bu amisör önemli arabada. Arabada amisör. Hı-hı. Önemlidir yani. Evet. Bak git. Ondan önce el freni çekiyordum. Araba böyle bırt bırt hafiften gidiyordu. Şuradan ayarını yapmak lazım. Hı. Gelmek isteyen biz buradayız. İşte burada hizmetimizi veriyoruz. Türk vatandaşlarımız, Türk arkadaşlarımız da her türlü gelebilir. Her türlü elimizden gelen yardımı yaparız. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum atmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.